bir kuru ekmek, biraz su istedikleri. Gel. Acımasızca terk edilmenin, açlıkla mücadele etmenin tarifi yok. TV 100 ekibi hem Beykoz ormanlarında hem de Kemerburgaz ormanlarında yaşam savaşı veren o canları görüntülemişti. Gözlerindeki acıya ortak olmaya çalışmıştı. Her gittiğimiz yerde hayvan dostlarını bıraktığı yemeklere de tanıklık etmiştik. Onları ormanlarda kaderlerine terk etmeyi vicdanına sığdıramayanlar, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. İşte onlardan biri. Sokaktaki hayvanlar ve onları doyuran gönüllüler. Daha önce de ekrana getirmiştik. Bu kez Ölü Adam Sokak Köpekleri aşevindeyiz. Bu aşevinin kurucusu ve gönüllüleri yıllardır bu çevredeki köpeklere umut oluyor. 2002 senesinden beri hayvanlarımıza hizmet ediyoruz. Bu boyutta yolda bulduğum bir yaralı köpek yavrusuyla başladı. Orada empati yaptık. Dedik ki ana baba biz öldük. Bizim çocuklar böyle yaralı bereli kaldı diye Allah bize bir empati yaptırdı. O gün bugün biz bu hizmeti veriyoruz. Ormanlara gidiyorlar, dağlara tırmanıyorlar. Tüm bu çabanın amacı daha fazla aç hayvana ulaşabilmek. Buradaki bizim pişirdiğimiz açlar 2000-2500 köpeğin ağzına midesine ince şekilde o miktarda yapıyoruz. Bu köpekler Gebze, Şil arası dağlarda dağıtıyoruz. 1600 kilo, 1700 kilo bu şekilde malzeme var. Yaklaşık 2500-3000 ekmek gidiyor her gün. Burada her gün 220 kova yemek hazırlanıyor. Bu yemekler gönüllüler ve çalışanlar tarafından titizlikle pişiriliyor, ormana götürülüyor ve ormanda yaklaşık 2500 tane aç hayvan bu yemekler sayesinde doyuyor. Ölü Adam Aşevi kurucusu Ünal Nafiz Hekim bu işi bıkmadan her gün nasıl yaptıklarını anlattı. Her gün yapıyoruz. Çünkü nasıl insanoğlu her gün yemek yemiyor mu? Onun için biz her gün yapıyoruz. Biz burayı yardım mantığıyla yapmıyoruz. Bir borç, bir restoran, bir yemekhane mantığıyla yapıyoruz. Birine şirin görükmek bilmem ne falan değil. Bunlar insanlık borcu. Ve o şekilde hizmet ediyoruz. Ölü Adam Aşevi'nin ulaşabildiği köpek sayısı sınırlı. Peki ya diğer canlar? TV 100 yuva kuruyor başlığıyla o canların sesi olmaya devam edecek. Sen kaşık mı sen?